Bir gece gözünüzü gökyüzüne çevirdiniz ve her zaman gökyüzünde gördüğümüz ay yerinde yok. Sizce neler olurdu? Bu olay dünyayı nasıl etkilerdi? Oysa 4,5 milyar yıldır gezegenimizin etrafında varlığını sürdürüyordu. Canlılığın başlangıcından beri hep oradaydı. Ama şimdi yok. Bu durum gerçek dışı gibi görünse de uzak bir zamanda mutlaka gerçekleşecek. Çünkü ay, dünyamızdan her yıl 3,8 santim uzaklaşıyor. Ve bu uzaklaşma hızı gittikçe artıyor. Ayın bu uzaklaşması, gezegenimizde yaşanacak felaketlerin de habercisi. Ancak basit ve sıradan felaketler değil, yaşamın sonlanmasına neden olacak kadar büyük felaketler. Güzel haber ise, ayın bu uzaklaşması felaketini bizler görmeyeceğiz. Hatta muhtemelen hiçbir insanoğlu görmeyecek. Fakat ayın gizemi sadece uzaklaşması ile ilgili değil, çok daha fazlası. Çünkü ay, depremlerden tutun da insanın uyku düzenine varıncaya dek birçok alanda bizleri etkiliyor. Mesela dolunay olduğunda uyku tutmayanları duymuşsunuzdur. Ya da sebepsiz yere morali bozuk olanları. Sizce tüm bu olanlar bir tesadüf mü, yoksa bir açıklaması var mı? Gelin şimdi ay olmasaydı, dünyanın nihai kaderi ne olurdu? Ve ayın dünya ile ilişkisine yakından bakalım. Önce bizim ayımıza bakın. Sonra Güneş sistemindeki diğer gezegenlerin uydularıyla karşılaştırın. Göreceksiniz ki bizim uydumuz, Güneş sistemindeki uyduların içinde en özel olanıdır. Öyle özel bir yere sahip ki, gezegenine oranla kıyasladığımızda bizim uydumuzun Güneş sisteminde bir eşi daha yok ve çok özel. Peki ay nasıl oluştu? Ayın nasıl oluştuğu ise hala bir sır. Bunun için birkaç teori var. Ancak bugün bilim dünyası ayın oluşumunu Mars büyüklüğündeki bir gezegenin Dünya ile çarpışması sonucu etrafa saçılan parçaların yeniden birleşerek ayı oluşturduğu fikridir. Bu ise en kabul gören teoridir. Bu çarpışma 45 derecelik bir açıyla gerçekleşti. Eğer daha hızlı çarpsaydı, dünyamız tamamen yok olurdu. Çarpma daha yavaş olsaydı, bu sefer de ayı oluşturacak kaya parçaları uzaya fırlamaz ve şimdiki ayı oluşturamazdı. Yani en ideal bir şekilde çarpışma gerçekleşmiş ve şimdiki ayımız oluşmuştur. Bu çarpışma sırasında ortaya çıkan demir gibi maddeler tekrar dünyaya indi ve dünyanın merkezinde bulunan çekirdeği oluşturdu. Aynı zamanda eriyen metaller, kayalar ve toz bulutu bir araya gelerek ayı oluşturdu. Dünyanın merkezinde oluşan çekirdek ise dünyamızı koruyan Van Allen radyasyon kuşağını oluşturuyor. Bu radyasyon kuşağı dünyanın çevresini bir koruyucu kalkan gibi sarmalamış, olağanüstü bir koruma sağlar. Güneşte meydana gelen patlamalar sonucu oluşan güneş fırtınalarından dünyayı korur. Oysa bizden önceki gezegenlerde olağanüstü bir yıkım ve kaosa neden olmuştu. Eğer bu radyasyon kuşağı olmasaydı, şimdiki gibi bir canlı yaşam olmazdı. Güneş sisteminde böylesine koruma altında olan başka bir gezegen bulunmuyor. Sonuç olarak radyasyon kuşağı dünyaya özeldir ve bu ayın varlığıyla doğrudan ilgilidir. Ayın dünyamıza olan mesafesi ortalama 384.400 kilometredir. Ortalama denilmesinin sebebi ise ayın eliptik bir şekilde yörüngesinden kaynaklanıyor. Buna göre en yakın olduğu zaman 363.104 ve en uzak olduğu zaman da 405.000 kilometredir. Bu muhteşem konumlama sayesinde bugün gezegenin her yerinden yaşam fışkırıyor. Çevresinde döndüğü gezegene oranla kıyas yapıldığında ay, Güneş sistemindeki en büyük kütle diyebiliriz. Bu büyüklük ise tam da olması gerektiği gibidir.
Çünkü ayın çekim gücü dünyayı kendine doğru yaklaştırır. Bu durum tüm canlı yaşam için hayati derecede önem taşır. Çünkü ayın uzaklığı dünyaya 384 bin kilometredir. Bu uzaklık dünyanın sabit bir eksende, yani 23,5 derecede eğik kalmasını sağlar. Bu oran öylesine önemlidir ki, dünyanın her yerine güneş ışığının ulaşması anlamına gelir. Böylece tüm canlı yaşamın ihtiyacı olan en ideal ısı aralığı sağlanır. Ayrıca güneşin etrafında belli bir yörüngede dönen dünyamız, ayın neden olduğu bu eksen eğikliği sayesinde düzenli iklimlerin oluşması anlamına gelir. Mevsimlerin oluşması da yine ayın neden olduğu bu eksen eğikliği sayesindedir. Çünkü dünyamız güneş etrafında dolaşırken güneş ışınlarının açısı değişmeyecekti. Böylece sıcaklık değişimleri olmayacak ve mevsimler oluşmayacaktı. Mesela her sabah güneş doğudan doğar ve akşama doğru batıdan batar. Bu durum değişmez bir döngüdür. Bu döngünün sebebi yine ayın neden olduğu eksen eğikliği sayesindedir. Eğer ay olmasaydı ya da çekim gücü olmasaydı, güneş her gün doğudan doğup batıdan batmazdı. Aksine nereden doğacağı ya da batacağı kestirilemezdi. Böylece mevsimler oluşamaz, bitkiler yetişemezdi. Hatta hayvanlar dahi yaşamlarını sürdüremezdi. Çünkü birçok hayvanın yaşamı ayın varlığıyla doğrudan ilgilidir. Ayrıca ayın çekim gücü gezegenimizin yalpalamasını da önler. Eğer ayın çekim gücü olmasaydı, dünya yalpalayarak dönecekti. Ve her şey son derece düzensiz ve yeryüzünde kaos hakim olacaktı. Bunun örneklerini çevremizdeki yakın gezegenlerden biliyoruz. Sonuç olarak düzen ve denge denilen şey olmaz, aksine tam bir kaos ortamı oluşurdu. Dolayısıyla yaşam da oluşamazdı. Ay dünya etrafında dönerken bulunduğu konuma doğru okyanus sularını kendine çeker. Ve bulunduğu noktadan ayrıldığı zaman sular çekilir ve eski haline döner. Yaşanan bu durum gelgit veya metcezir olarak bilinir. Gelgitlerin en güçlü olduğu zamanlar ise ay ve güneşin bir arada olduğu zamanlardır. Mesela güneş tutulması yaşandığında gelgit olayı doruk noktaya ulaşır. Okyanusların sakin ve dağılmadan durmasının sebebi de yine aydır. Çünkü ayın çekim gücü okyanus sularının sakin ve dingin kalmasını sağlar. Eğer bugün ay ortadan kaybolursa okyanus suları yayılır ve birçok şehir sular altında kalırdı. Belki güneşin çekim gücü bir miktar gelgite neden olabilirdi. Ancak ay kadar etkili olamazdı. Sonuç olarak okyanusların kontrolü ay ile doğrudan ilgilidir. Ayın çekim gücü sayesinde oluşan gelgitler sadece okyanuslarda değil, karalarda da etkili olmaktadır. Mesela dünya yüzeyindeki kara parçaları zaman zaman 30 santime kadar yükselebilir. Fakat bu durum bizim algılayacağımız düzeyde değildir. Bu nedenle daha hassas ölçümler sayesinde fark edilir. Ayrıca çarpışma sonucu başlayan doğal süreç sonunda yüzeyden kopan parçalar ayı oluşturdu. Eğer bu da olmasaydı, okyanus sularının doldurduğu boşluklar olmayacaktı. Hatta gezegenimizde tektonik plakalar da oluşmayacaktı. Böylece dağların oluşmasına imkan sağlayan esneklik de oluşmayacaktı. Sonuç olarak dünyamız, yanardağlar haricinde dağların olmadığı dümdüz bir yer haline gelecekti. Ve okyanuslar var olsaydı bile yüzeyde olan su yeryüzünün tamamını kaplayacaktı. Yani dağların varoluşu, kıtaların hareketleri ve bunların sonucunda oluşan tüm nedenler ayın varlığıyla doğrudan ilgilidir. Bir başka ilginç durum ise ayın sadece gezegenimiz üzerinde değil, insan bedeni üzerinde de etkili olmasıdır. Mesela bazı insanlar
dolunay zamanlarında uyku sorunu yaşadığından bahseder. İşte bu yaşanan durumun bir açıklaması olmalı sorusundan yola çıkarak yapılan deneyde, gerçekten de ayın tam bir daire şeklini aldığında, deneklerin zor bir şekilde uykuya daldığı gözlemlenmiş. Vücudumuzun %70'i sudan oluşmaktadır. Buna göre dağları, okyanusları ve kıtaları hareket ettiren ayın güçlü kütle çekim kuvveti, insanlar ve diğer canlılar üzerinde de etkili olmaktadır. Uydumuz, güneşin verdiği enerjiyi gece boyunca devam ettiren ve gezegenimiz üzerinde güçlü etkileri sayesinde yerkürede bulunan tüm canlı hayat için son derece önemli bir rol oynar. Ayın bu etkisini keşfeden eski dönemin denizcileri, balıkçıları ve çiftçileri işlerini ayın evrelerini dikkate alarak düzenlemişler ve bu konuda başarılı olmuşlar. Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü'nden Orman Yüksek Mühendisi Ayhan Serttaş başkanlığında yürütülen bir çalışma sonucu ayın etkileri araştırılmış. Proje kapsamında Anadolu köylerinde yaşlı insanların ayın yenisinde yapılan işten hayır gelmez. Dolunayı bekle, bereketini gör. Ayın yenisinde olur börtü böcek, eskisinde olur börek çörek. Kesme odunu ay büyürken, 40 koyunu küçülürken gibi halk arasında söylenen sözler dikkate alındı. Çıkan sonuç son derece şaşırtıcıydı. Çünkü eski insanların inandıkları şey gerçekten de doğruydu. Buna göre ayın farklı evrelerinde ağaç kesimi yapıldı ve bekletildi. Yeni ay ve dolunayda yapılan kesimlerde tomruklara zarar veren böceklerde artış oluştu. Ancak diğer evrelerde yapılan kesimlerde herhangi bir sorun oluşmamıştı. Nesilden nesile aktarılan bu değerli bilgiler sayesinde sonradan gelen insanlar öğrendikleri bu bilgiler sayesinde daha verimli sonuçlar almışlar. Ürünlerin ekiminden toplanmasına, salça ve turşu gibi uzun süre saklanabilen yiyeceklerin ayın hangi evresinde yapılıp yapılmayacağına kadar birçok inanış bulunuyor. Yani eski insanların gökyüzü hareketlerine göre günlük hayatlarını belirleme durumu onları yine haklı çıkarmıştı. Bir başka ilginç durum ise dünyanın dönme hızı. Bu ise hayati derecede önem taşır. Dünyamız kendi ekseni etrafındaki dönüşünü ortalama 24 saatte tamamlar. Bu ise canlılığın devamı için en ideal süre. Yüzeydeki ısınma ve soğuma için en uygun ortamı işte bu zaman dilimi sağlar. Ancak ilk zamanlar bu durum biraz daha farklıydı. Milyarlarca yıl önce ayın ilk ortaya çıktığı dönemlerde günlük döngü 6 saat sürüyordu. Bu ise biz canlılar için son derece tehlikeli ve yaşamın devamı için uygun değil. Zira dinozorların yaşadığı dönemde günlük döngü 23 saatti. Milyonlarca yıl içinde gezegenimizin dönüşünü yavaşlatan şey ise aydır. Nitekim ayın olmadığı bir dünyada çok daha şiddetli depremler, yüzlerce kilometre hıza ulaşan kasırgalar ve daha sayamayacağımız birçok şey dünyamızı yaşanmaz hale getirecekti. Hayati derecede öneme sahip bir başka durum ise ayın koruyucu özelliği. Boş uzayda dolaşan göktaşlarının dünyaya çarpması tıpkı Jüpiter'in yaptığı gibi ay tarafından engelleniyor. Bu durum gerçekten muhteşem bir şey. Çünkü ayın çekim gücü birçok göktaşını kendine çeker ve bizim bundan haberimiz dahi olmaz. Bir göktaşının çarpması ise dünyanın karşılaşmak istediği en son şey olabilir. Nitekim milyonlarca yıl önce gezegenimize çarpan göktaşının dinozorlara ne yaptığını bir düşünün. İşte böyle bir durumda gezegenin akıllı canlısı insan dünya sahnesinden silinirdi. Neyse ki bizi koruyan bir ayımız var. Ayın varlığı bizi diğer gezegenlerin çekim gücüne karşı da korur. Örneğin Jüpiter ve arkasındaki diğer gezegenlerle aynı hizaya geldiğinde dünyayı kendine doğru çekmeye başlardı. Ancak bu olmuyor. Çünkü ayın dengeleyici çekim gücü sayesinde gezegenimiz sabit bir eksende dengeli bir şekilde yörüngesinde dönüyor.
Üzerinde yaşadığımız gezegen gerçekten çok özel bir yere sahip. Güneş sisteminde birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiş bu iki kürenin neden olduğu yaşam ve yaşamın devamını sağlayan diğer milyonlarca neden. Sizce de çok anlamlı değil mi? Kimilerine göre tüm bu olan biten olasılıklardan ibaret. Kimilerine göre olasılık olamayacak kadar mükemmel. Zira her şey bir hesap ve ölçü üzerinedir. Bazen gerçeği görmek için akıl gözüyle bakmak gerekir.